Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dağlarda değil, sıfır rakımda sanayideyiz. Sizlere off-road'un görünmeyen yüzünü, bu sporun gerçek kahramanlarına tanıtacağız. Haydi başlayalım. İlk konumuz araçların atar damarlarında gezen yağlar. Merhaba abi, öncelikle bizi kırmayıp kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz abi. Bize kendini ve iş yerinden bahseder misin? Sonra sorularımız var, sorumuza geçeceğiz. Tancan Akbay, Giresun Otosanayi Sitesi bir yıldırlıkta madeni yağ değişimi işi yapmaktayım. Yani yağ değişimi, filtre değişimi. Zaten birçok arkadaş bizi tanıyor, camiayı zaten. Böyle, nasıl yardımcı olur? Bizim ilk videomuz sanayi günlükleri olarak, ilk videomuzu da motorun atar damarı olarak biz tanımlıyoruz kendi içimizde. Evet. Yağlar konumuz. Hı hı. O yüzden ilk videomuzu seninle çekmek istedik. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalışalım. Teşekkür ederim abi. Vermeye çalışalım. Birinci sorumuz, araçlarda kullanılan yağları araç firmanın belirlediği yağları mı koyuyoruz, yoksa aracın yaşı kilometresi önemli mi yağ seçiminde? Tabii ki hepsi ayrı ayrı önemlidir. Ama genelde tabii ki araç üreticilerinin belirlediği yağları koyuyoruz. Her motora uygun değişik alternatifler var. Onları da biz zaten uzmanlığımız gereği biliyoruz. Müşterinin talebine göre de cevap veriyoruz. Araçlardan siyah duman çıkmasının sebebi nedir? Yağ seçiminin buna bir katkısı var mı? Yani siyah duman daha çok yani dizel araçlarda olur. Enjektörlerle ilgilidir daha çok. Ama mavi duman vesaire olsa bunlar motorun yağ yaktığını gösteren belirtilerdir. 4x4 araçlarda enjektör temizleyici ne sıklıkla kullanılmalı? Sadece 4x4 araçlar için değil, tüm araçlar için her 2000 kilometrede bir kullanılması tavsiye olunur. Gayet de iyi sonuçlar veriyor, doğruyu söylemek gerekirse. Peki abi, partiküllü araçlarda yağ seçimi nasıl olmalıdır? Tüm yağ markalarının üretmiş oldukları partiküllü araçlara özel onaylar taşıyan partiküllü yağlar mevcut. Yani aracın kendisine göre, araca uygunluğuna göre tercih edip uygulanıyor. 5.30, 5.40, 10.40 gibi yağlar arasındaki farklar nelerdir abi? Kalınlık, incelik, viskozite farkı. Yani 5.30 en incesi, 5.40 biraz daha kalını, 10.40 da 5.40'a kıyasen biraz daha kalını diyebiliriz. Tabii içinde 10.40 daha mineraldir genelde. Paket yağlar için konuşuyorum. 5.40'ın içerisinde de yarı sentetik ve tam sentetik olanları vardır. 5.30 genellikle tam sentetik olur. 4x4 araçlarda şehir içi kullanım ve off-road kullanımda yağ seçimini nasıl yapmamız gerekiyor? Yani motorlarına çok yüklenilen, çok fazla sıkıştırılan araçlar olduğu için onlara iyisi değil, iyinin iyisini kullanmanın daha faydalı olacağını biliyoruz. Spesifik yağların tercih edilmesi daha uygun olur. Peki abi, son zamanlarda sahte yağlar piyasada çok fazla dolaşıyor. İnternette evet. Özellikle fiyatı uygun yağları tüketiciler, daha doğrusu kullanıcılar alıyor, araç sahipleri. Ama bunu ayırt etmemiz için yapmamız gereken yöntemler nelerdir? Biz kendimiz anlayabiliyor muyuz bunu? Birincisi şöyle, bizdeki yani distribütörler kanalıyla bizlere gelen orijinal yağlar, yani onlarla karşılaştırabilirler müşterilerimiz. Madeni yağ fiyatları akaryakıt fiyatları gibi, yani Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında çok birkaç Türk lirası oynar sadece. Yani eğer internette çok uygun fiyatlı yağlar var ise bilin ki problem vardır. Biz bunu nasıl anlayabiliyoruz? İşte ambalajlarında bir takım farklılıklar oluyor. Yani yağın kendisinde açtığınızda, kokusunda bile farklılıklar oluyor. Ama anlayabilmek uzmanlık gerektirir. Yani sıradan, yani dışarıdan herhangi bir tüketicinin bunu anlayabilmesi imkanı yok. Ama fiyat gerçekten belirleyici. Yani zaten internette şöyle uygun fiyatta, ben şunu ucuz aldım falan, böyle bir şey. Ağır arazide kullanılan off-road araçları, asıl bizim ilgi alanımız evet. Burası abi. Takipçilerimiz de bunu merak ediyor. Hı hı. Ağır arazide kullanılan off-road araçlarının yağ basımları, yağ sıkı değişimleri, kurma değişimleri, polen değişimleri ne sıkıntı? Yani eğer araç dizelse tüm filtreleri,
Yani mazot filtresi iki bakımda bir, diğer filtrelerde her bakımda değişmesi gerekiyor. Benzinli ise zaten tüm filtreler değişecek. Yani. İklimsel değişiklikler yaz seçimine ne kadar önemli? Yani yazın önemlidir. Kullandığımız... Biz yumuşak bir iklimdeyiz. Yumuşak iklimde olduğumuz için bizde çok fark etmiyor. Ama örnek veriyorum, bu coğrafyada 10-40 kullanılması gereken bir araca Afrika gibi sıcak bölgede 15-40-20-50 kullanılabilir. Aynı araca yine çok soğuk iklimlerde 5-30-0-30 gibi yağların kullanılması uygundur. Yani evet, bunu en iyi internet üzerinden arkadaşlar da ulaşabilirler. Yurtdışı kaynaklı Oilinkar diye bir site var. O sitede hangi aracı, hangi mevsimde, hangi yağın kullanılabileceği detaylı vaziyette yazıyor. Yani hangi iklimde hangi yağ uygundur. Oradan arkadaşlar bakabilirler. Oilinkar diye bir site var. O site arkadaşlara, meraklı olan arkadaşlara yardımcı olacaktır. Fikri değişimleri her arazi sonrası yapılmalı mı? Yani araziye çıktığımızda, okut yaptığımızda. Yani arazide ne kadar kullanıldığına bağlı aracın, ama çok çok aşırı sıkıştırılmışsa bir araç, bir motor, hani değiştirilirse iyi olabilir. Ama yani normal bir arazi gezisidir, araca çok çok fazla yüklenilmemiştir. O zaman çok problem olacağını düşünmüyorum doğrusu. Yani birkaç sefer değiştirebilir. Bizim araçlar yarışlara da katılıyor, biliyorsun, takip evet. ediyorsun. Takipçilerimiz de bunu anlayıp ediyor. Özellikle gelen sorular şu şekilde. Yarışlardan sonra filtre bakımlarını nasıl yapıyorsunuz? Yağ değişimini, yarış sırasında yağ değişimi yapıyor musunuz? Bu sorular oluyor. Çünkü tozlu bir ortam. Tabii. Olduğumuz yer, çamurlu bir ortam. Yani şöyle, filtreler eskidiğinde, yağ eskidiğinde motor zaten otomatikman performanstan düşüyor. Yani eğer adam bir sonraki etapta yine yüksek performans kullanmak istiyorsa, yarışçı, tabii değiştirebilir. Yani en azından motoru performanstan düşmüyor. Tercih meselesi ama. Tamam. Yani aracın ne kadar sıkıştırıldığına bağlı. Ama tabii bunun için hani yarışlara özel, biliyorsunuz, bazı yağ markalarında sadece yarışlara özel yüksek performanslı yağlar da. Çok kısa ömürlü ama çok yüksek performanslı yağlar var, biliyorsunuz. Marka verebiliyor muyum bilmiyorum ama mesela Motul'ün 300V serisi falan gibi bir takım özel spesifik yağlar var. Hani bu tarz yağlar kullanabilir müşteriler. Ve ona göre de belirli aralıklarla, yani daha kısa periyotlarda değişmesi uygun olur. Aynı zamanda yüksek performans elde etmeye de devam eder aracında. Normal bir kişinin 4x4 aracını sadece şehir içinde kullanan bir kişi, filtrenin dolduğunu anlayabilir mi abi? Bunun için yani sadece hava filtresini anlayabilir, gözle görülür. Yağ filtresi genelde metal, atom dediğimiz tip oluyor. Onun içini görmemiz mümkün değil. Ama zaten onlar 10.000, 15.000 kadar kullanılabilecek filtre. Bir de filtrenin kalitesi de çok önemli. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yağ yakan araçlarda neler dikkat etmeliyiz? Yanında yedek yağ bulundurmalı mı? Yedek yağ. Aslında şöyle, daha detaylı söylemek gerekirse, normalde yağ tehlikeli seviyelere kadar azaldığında yağ müşürleri ekrana bir uyarı gönderir. İşte ekranda uyarlanması yanar. Ve ona göre tedbir alır. Ama müşürün çalışmadığını düşünmek lazım. Yani işi şansına, kaderine bırakmamak lazım. Belirli periyotlarla yağ çubuğunu çekerek yağ seviyesini kontrol etmek uygundur. Eksiği kadar da tamamlamak gerekir. Daha iyisi aracın motorunu yaptırmaktır. Şey sormuştunuz sanıyorum, hani yanınızda yağ bulundurmanız gerekir mi, gerekmez mi? Mutlaka fazladan yağ bulundurmak gerekir. Çünkü özellikle arazi şartlarında bir bakmışsınız ki çok tehlikeli seviyede düşmüş. O zaman takviye etmek zorunluluğu ortada. Yağ bulamazsanız motorun yatak sarması riski bile söz konusu olabilir. Yani onun için mutlaka yanlarında kullanıcılar yedek yağ bulundursunlar. Abi araçlarda şnorkel olsa dahi, suya girdiğinde araç sahibi ne yapmalı? Çünkü hava filtresi ıslanıyor. Bazı araç sahipleri bilmiyor. Aracın üstüne gitmeye devam ediyor. Ne gibi sorunlar çıkartabilir bu araç sahibi? Kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. Yani çünkü kağıt ıslandığında içinden artık hava geçmiyor. Havayı filtre edebilecek, havanın geçişini engelleyecek pozisyona geliyor. Ve kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. 2x2-4 yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Peki abi son sorumuz şu şekilde. Yağ eklerken, şimdi sanayiye gelemedik diyelim, arazideyiz. Evet. Yağ eklerken dikkat etmemiz gereken özellikler nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sadece yağ çubuğundaki üst seviyenin üzerine çıkarmaması gerekir. Yani kontrol ederek, çubuktaki seviyeyi kontrol ederek bakması, dökmesi gerekir yağ. Yani ondan daha fazla olmamalı. Yani normalden fazla dökerse de zararlı motor için. Bu kadar. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Sorumuz biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.